settle up and then right away, hightailing it back to East LA. Şu Google'ın partisine gittik ya beraber. Evet. Bizim eve bu da. Evet, doğru. Doğru. Haberini gönderin. Tamam, merak etme. Gazetelerde falan çıkmış. Bu da açılıyor yani. Evet, bu da açılıyor ama yana doğru açılıyor. Yani şey gibi değil, hmm. Tower Bridge gibi değil. Ha, şöyle yukarı doğru değil. Yana doğru böyle kayarak açılıyor. Hangileri? Onların şeyler. Onlara doğru işte böyle açılıyor. Anladım, anladım. Ben öyle dönerek açılan hiç görmedim. Öyle mi? Hmm, ben hep yukarı kalkanı gördüm. Mesela o dönüşte şeyinizi bırakmanın, köpek pisliğinizi bırakmanın bir yerde 2000 euro yazıyor, bir yerde 100 euro yazıyor, bir yerde 500 euro yazıyor. Seni ofisim getiriyorum benim. Ofisi göremeyeceğiz ama binayı göreceğiz en azından. Yaşasın, onunla yaşasın. Alakalı da trivyalarım var. Anlat bakalım trivyalarını. İşte yani eskiden de şimdi kesimi de Windmill Lane. Orası eskiden şeyler varmış, müzik stüdyoları varmış. U2'nun ilk albümünü... Bir binası falan varmış orası. Burada. Şuradaki binayı satın almış. Evet evet. Ha, orayı da satın almış. Biliyorum, duydum. Favori. Hatta orada bir tane bağlamış. Life right now is a movie. Ah yeah, wish the soundtrack was groovy. Too bad I'm frustrated, I'm moody. Ah yeah, just need a happy ever after. Cause this was kind of fun when it all started going. Walking around in PJs, nap on the couch, watching TV all day and spending time inside the house.
is a movie. Director of life, think he made a mistake with his design. This was supposed to be a comedy, not an apocalyptic tragedy. Everybody on the set is confused. Wait, this used to be fun, and we're not amused. Nope. Cast and the crew are meant to be removed. Dude, yeah. Seriously. We used to see all this on Netflix, cheesy action flicks. Now you and me are living in it. Cause life right now is a movie. Penis geçti de önümden ama ona güldü. Ne desem, ne anlatsam çok da emin olamıyorum. Çünkü hayatımda çok keyifli bir dönemdeyim aslına bakarsanız. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Evimi buldum, işimden memnunum. Bir sürü kişiyle tanıştım ve böyle ilginç geliyor. Yani çok uzun zamandır ilk kez bu kadar fazla arkadaş yaptım yani. Hani şeyde, herhangi bir şehirde, ülkede. Saniye devam edeceğim ama size ne anlatabilirim valla onu düşünüyorum ama aslında şeyi anlatabilirim. Çok fazla yeni arkadaşım var burada ve ilk geldiğimde böyle bir tık tabii ki doğal olarak yalnız hissediyordum. Çünkü bir türlü de 3 kişiyi tanıyordum sadece bu şehirde. Sıfırdan bir hayat kuruyordum. Yeni ev, yeni iş, yeni her şey. Böyle bir tık tabii ki şey de zordu. O yüzden ilk aylar birazcık fazla video atamadım. Ama şimdi aylar geçtikçe 6 ay geçti yani hani. Bir şeyler oturdu tabii ki yerine ve yani hani işi öğreniyorsun bir şekilde, yeni arkadaşlar ediniyorsun, evini buluyorsun. Artık böyle sokağa çıktığımda, hele yalnız çıkıyorsam, sokağa çıktığımda arkadaşlarımı görüyorum falan da hani yurt dışına taşındığınızda bu tabii ki zor bir şey yani. Çünkü hiç kimseyi tanımıyorsunuz ama şu an biliyorum ki şuradan merkeze işte sağa döndüğümde muhtemelen iş yerinden ya da yeni tanıştığım bir arkadaşlarımdan biriyle karşılaşma ihtimalim var. Hepimiz artık aynı bölgelerde takılıyoruz. Bir şey olduğunda, böyle buluşma olduğunda işte çağırıyorlar, spontane plan yapıyorsun vesaire vesaire. Yani dolayısıyla o ilk zamanlardaki yalnızlık hissiyatı geçtiği için, bu yalnızlık bu arada sadece kişiyle alakalı da değil çünkü her şey çok yeni olduğu için yani hani
elektriğini açtırma, internet bağlatmadan tutun, hastaneye nasıl gidiliyor, ne bileyim kartını nereden dolduruyorsun tramvaya binmek için vesaire vesaire, bir sürü yeni şey öğreniyorsun. Aslında böyle yeniden doğmak gibi bir şey oluyor yurt dışına taşınmak, çünkü bir kendi ülkende bildiğin her şeyin burada farklı versiyonlarını öğreniyorsun ve hepsi yeni. Bu biraz o comfort zone'dan çıkma olayıyla da çok alakalı, çünkü ben her zaman şeydim, cesur bir insandım o anlamda. Hani her zaman deneyime çok açığımdır. Her zaman her şeyler bana korkutucu gelmez. Aksine böyle challenging geldiği için biraz daha şeyimdir. Yapalım hadi modundayımdır. Başka bir dile geçiyorsun. Sonuçta düşünsenize, ben Türkiye'de yaşıyordum. Hiçbir zaman İngilizce kullanmadım ki. Hani biliyordum ama sonuçta burada artık non-stop şeye geçiyorsun. İngilizce konuşmaya geçiyorsun. Bazı günler şey oluyor, zorlanıyorsun. 12 saat boyunca bir dille konuşunca sonra tekrar ana diline dönerken böyle bir kafan ağrıyor gerçekten. Ama ne oluyor? Buna da alışıyorsun. O da o kadar da korkutucu değilmiş. Demem o ki bazen düşündüğünüz ve size çok korkutucu gelen şeyleri aslında yaşarken o kadar korkutucu olmadığını anlıyorsunuz. Yani ne demek istediğimi tam anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama genelde kafanın içinde, şu manzarayı da çekeyim. Genelde kafanın içinde yaşarken daha zor geliyor gerçekte yaşamak. Bunu unutmayın, o yüzden deneyim önemli bence. O yüzden ben şu an burada olduğum için çok kaç bir şey eksik. Onlar da olur zamanla. Her şey zamanla olabiliyor. Yeter ki iste ve o motivasyonu kaybetme yani. Benim için burası öyle. Mutluyum burada ve kendime böyle yetkili bir hayat kurduğum için kendime bunu biliyorum. Bu kadar.